Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Biliyorsunuz şöyle bir fotoğraf koydum Facebook'a, Facebook grubuna. Bu fotoğrafın altına yaptığınız yorumları cevaplandıracağız. Daha doğrusu sorduğunuz soruları cevaplandıracağım. Teknoloji alakalı dedim ama şöyle bir baktım ki teknolojiyle uzaktan yakından alakası olmayan birçok soru gelmiş. Şöyle en başa dönüş yapalım. Evet arkadaşlar, soruları şöyle başlayalım. Şimdi 260 tane yorum var gördüğünüz gibi şurada. Hani her birini 10 saniye ayırsan zaten 2600 saniye yapıyor. Onu da 60'a bölerseniz 40 küsür saniye yapıyor, dakika yapıyor. Yani burada ben yine bir seçeceğim soruları. Hepsine cevap vermeyeceğim tabii ki de. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Hani çok detaylı teknoloji ile alakalı sorularınız varsa siteye webtekno.com'a bir tane şey açabiliriz. Bir hani sizden gelen sorular diye bir bölüm açabiliriz. Hani oraya merak ettiğiniz şeyleri sorarsınız. Bilen arkadaşlarımız cevaplar. Yazılım, donanım ne sorarsanız sorun. Şimdi şöyle teknoloji bir krallıksa teknolojinin kralı kimdir? Steve Jobs'tır bana göre. Olmadı Bill Gates'tir. Aslında bana göre Bill Gates'tir de ikisinden biri ya işte. Aldığın tüm şeyleri nasıl aldın? Parayı kim verdi diyor. Aldığın tüm şeylerin bir yaşıma kadar tabii annem babam aldı. Ondan sonra ben kendim aldım anasını satayım. Kim alacak başka? Batuhan Işık sormuş. HTC bu fiyat politikasıyla batar mı diye. Valla HTC bu fiyat politikasıyla batar mı? Valla bana göre düşüşe geçecek. Çünkü hani Beats vardı bir ara onunla millet alıyordu zaten hani kulaklığı pahalı falan cırt cırt diye. Şimdi hem o fiyata telefonlar çıkartıyor. Hem onun 2 GB RAM'le çıkartıyor. Hem çeşit olsun. Yani batmaz tabi de bir şey yapar. Sendeler mi diyeyim? Hacı Kore ve Dubai malı yani spot ve kaçak telefonlar hakkındaki düşünceleri neler? Hüseyin Topçu sormuş. Abi Kore malı Galaxy Note 3 diyor. Ulan Samsung zaten Kore malı. Hani illa Kore malı alacaksan Samsung'un orijinalini al. Ama tabi kaçak telefonlar sizi üzer. Yani s**iniz parayla kalırsınız. Onu da söyleyeyim. İkinci gün şekil yapacağım diye. Üçüncü gün ağlarsınız kafama s**im diye. Abi şimdi telefon almak istiyorum diye sormuş Cemre Kuşdemir. Kararsızım demiş. Ya bana sormayın ben böyle bir marka falan söyleyince hani millet yanlış anlıyor. Bunu seviyor bunu sevmiyor diye. Benim tek istediğim oyunlarda kasmaması ve Android sürümünün yüksek olması. Bana önerebileceğin telefon var mı acaba demiş. Valla 3 GB RAM'li Android cihazlar alacaksın. Bu da şu anda Android sürümünün yüksek olan telefonlar. Samsung tabii ki de anlaşması olduğu için. Bir de Nexus. Ama onun dışında hani Android 4.2.2 olur falan dersen de RAM'i yüksek telefonlar var. Onu da söyleyeyim. Telefonun General Mobile Discovery güç koruması sürekli açık. Sorun olur mu? Oğlum niye sorun olsun lan? Doğaner Keskin Demir sormuş. Yakında bazı Türk oyunları çıkış yapacak. Destek verir misin Ta? Sloganın senin ben Ta olabilir diye. Yemin ederim benim aklıma gelmemişti Doğaner sağ ol. Türk oyunlarına destek oluyorum ama şöyle destek oluyorum. Hani hakikaten düzgün yapılmış oyunlara destek oluyorum. Mesela Doğmuş Driver gibi. Hani baktım onu tanıtmıştım Türk oyunu falan diye. O tarz oyunlar. Hani böyle ben oyun yaptım işte 10 MB. Yok fare var dümdüz koşuyor atlıyor. Peynir üstüne falan filan tarzında oyunları değil tabii ki de. Hani düzgün yapın. Bir şekilde zaten tanıtırım. Oyun yazdıktan sonra sıkıntı yok. Ama tabii böyle sipariş oyun tanıtmıyorum. Onu da söyleyeyim. Çok söylüyorsunuz hani yok abi oyun tanıt, oyun tanıt illa bak benim ben oyun yaptım diyenler de var. Ya ben şimdi oyunları piyasaya göre tanıtıyorum. Hani adam alamıyor belki 15 lira oyun. Onu ben alıyorum, tanıtıyorum. Hani hem alacaksa da alsın, almayacaksa almasın gerek yok gibisinden bilgilerin olsun diye hani böyle Spider-Man falan filan o tarz oyunları tanıtıyorum yani genelde. Ama tabii güzel bir şey olursa tanıtırız. Amma konuştum amma. Emre Kentli sormuş. Dizüstü mü masaüstü mü diye. Ya fellik fellik it gibi gezeceğim sağda solda diyorsan tabii ki dizüstü. Yok ben dizüstünü alacağım 2 gün sonra bataryasını çıkaracağım. Eskimesin diye prize takılı kullanacağım öyle diyorsan tabii ki de masaüstü. PS4 mü yoksa Xbox One mı? Şu an PS4 bence. Abi seni seviyoruz eyvallah. Telefon firmaları bilgisayar gibi telefon çıkarıp bizi bilgisayardan soğutuyorlar demiş. Neden? Çünkü bunlar eşeğin s**kinden dolayı. Herhalde adam teknolojiyi kullanacak ama bakın bu kadar basit ya. A10 demiş, R7'li demiş. Ekosistem 3-5 ay ekran karşısız ne kadar dayanır demiş. 3-5 ay ekran karşısız ne kadar dayanır? 3-5 ay ekran karşısız 3-5 ay dayanmaz. Dayanır ama ya sıkıntı yapma. Yazılan arkasındaki siyah zeminden rahatsız mısın yoksa yazı tipinden mi? İkisini değiştirebilir olması lazım. Ulan bu ne? Muhabbet dönmüş orada bir yerde de neyse. Abi İzmir'deyim buluşalım mı yazmış. Karşıyaka'ya gelirim fark etmez bir göreyim. Windows fonların gelişmesi için tahminen ne kadar süre veriyorsun abi? Vallahi zaten şu an gelişmiş bir platform. Ben hani süre verip de böyle götü kalkık yapamam. Hani o kadar bir bilgim de yok. Bunda kimse bilgisi olduğunu zannetmiyorum. 3-5 gün veririm ya. Bir de Samsung'un Zoom serileri hakkındaki düşünceleri nelerdir? Teşekkür ederim demiş. Ali Eren Mirza sormuş bu soruyu. Samsung'un Zoom serileri fotoğraf çekenleri bahsediyorsun herhalde. Ben beğeniyorum şahsen. Yani bence zaten telefonların hani dediğim gibi iyi fotoğraf çekmesi lazım akıllı telefonsa. Hem akıllı telefon hem güzel bir fotoğraf makinesi. Bayağı iş görür. Ben beğeniyorum şahsen. Tuğberk Yılmaz sormuş. Abi 4K'da önceliği porno sektörünün çekmesi hakkında ne düşünüyorsun? Önceliği mi porno sektörü çekiyor? He, tamam. Yani varsa öyle bir şey link vereceksin o zaman. Hani çeksin tabii ya niye çekmesin. Ama linki ver yani bir ara.
Abi Android aldı başına gitti. Windows Phone ne zaman yakalar? Abi bana böyle sorular sormayın, ben çünkü bilmiyorum. Şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Windows Phone biz hani sallamıyor gibiyiz de iyi bir işletim sistemi bu arada. Hani nasıl diyeyim, stabil mi diyeyim size? Her cihazla aynı uyumluluğu gösterebilen bir işletim sistemi. Hani RAM'i düşüktü, bu Windows 8 kasıyor falan filan muhabbeti yok aralarında. Onu da söyleyeyim, o konuda zaten Android'den falan başarılı. Şimdi arkadaşlar atlıyorum şu soruları. Her soruya tabii cevap veremeyeceğim. Şöyle bir göz atıp göz gezdiriyorum. LG G3, yani G3 önerir misin? Wolfenstein oyununu nasıl buldun? Wolfenstein oyununu ben ufakken oynardım. Çok tırsardım. Bilmiyorum şimdiki o son oyunu oynamadım. LG G3'ü önerir miyim? Öneririm yani, önermeyeyim. Ama o kadar para verilmez gibi geliyor bana. 2200 liralık artık almayın ya, o kadar pahalı telefon. Çin'den tablet üretici tanıdığın var mı demiş Burak Özkes. Var, dayım satıyor. Gençler bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani abi böyle fotoğraf paylaştın, görmedik biz, soru soracaktık soramadık falan tarzı eden arkadaşlar var. Onu söyleyeyim. Şu Facebook'ta hani beğeniyorsunuz ya sayfayı, oraya tıklayın, ilgi alanlarıma ekleyeceksiniz sayfayı, web teknik sayfasını. O zaman hani biz ne paylaşırsak zınk diye görürsünüz, görünür yani. Bunu hatta yapın yani, yapmak isteyenler varsa. Hatta bizim için de iyi olur, yapın, iletişimde kalırız o şekilde. General Mobile Discovery mi, Samsung S3 mü alayım? General Mobile Discovery al. Kodlama programlama öğrenmeyi nereden başlamalı? Hangi kitapları tavsiye edersin? Ufak tefek oyunlar öğretmek için neler bilinmeli diyor Fatih Ekici. Fatih, ben bunu hiç bilmiyorum. Ama bunu dediğim gibi sorarsan sayfadan, Web Tekno sayfasından. Ben bilen arkadaşlar, bizim oyun yapanlara yönlendiririm seni. Ondan sana söyler. İnternet hızım 6 megabit gösteriyor. Fakat internetim aşırı yavaş. Ne yapabilirim hızlandırmak için? Şimdi öncelikle ne yapacaksın? Modemin fişini çekeceksin. Modemin fişini çektikten sonra bir daha takmayacaksın. Çünkü senin internet sağlayıcın büyük ihtimalle benim tahmin ettiğim internet sağlayıcı. Ve o hep yavaş, bir adil kota kullanım hakkı diye bir bok çıkardılar. Bakın sınırsız diye para almayı biliyorlar. Adil kota diye hızını kesiyorlar ondan sonra. Sanki parasını anası veriyor. Gelecek 30 yıl için teknolojide sizce ne büyük gibi büyük, çok büyük ve köklü değişiklikler olacak? Teknoloji bizi s gelecek 30 sene içinde. Enes. Tamam mı? Götümüze girecek artık teknoloji. Hani telefonu da cebine taşıyıp götüne sokacaksın. Öyle konuşa konuşa gezeceğim bunu. Oğlum Nostradamus mu s**tli lan, ben nereden bileyim 30 sene sonrasını ben. Şöyle geçiyorum. TA FIFA X 2014 Xbox 360'ta PlayStation 4'te oynayış farklı mı? Bir de menajerlerde Daniel Sturridge bilmem teklif ettiler. Prens... Ya s**tim Deniz, dur bir dakika. Şey, FIFA 14 Xbox 360'da daha güzel oynanıyor. Ben aslında onu söyleyeyim. PlayStation 4'te farklı. İkisinin arasında fark var. Ciddi anlamda oynarken böyle salak gibi oluyorsun. Salih'in sorusuydu bu arada. Ubeyt Alkan sormuş. Fırfırlandıramadıklarımızdan mısınız? Demiş. Tamam abi, sevmedi demişin. Evet. İyi tahmin ettin orayı. Yabancı ülkelerde 200 TL olan teknolojinin ülkemizde 600 TL olmasının sebebi nedir? Bunun sebebi, enine boyuna konuşmayacağım ben sana Hasan. Bunun sebebi şu an üzerinde bulunduğumuz, yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vergilendirme sistemi. Yani zaten 200 lira o tablet yine aynı şekilde, sadece vergi. Geri kalan 400'ü vergi oluyor. Yok işte onu satan adamdan vergi alıyor. Adam o vergiyi koyuyor. Lüks vergisi alıyor. Bilmem ne oluyor. Vırt zırt derken kol gibi giriyor bize. Yani sen 200 liralık bir tane tablet... Bu arada bu Eray'ın sorusuymuş, pardon. Sen 200 liralık bir tane tablet alırsan, alırken devlete de 2 tane tablet hediye etmiş oluyorsun bu arada. Bunu getiren adam ve satan adam da bir bok kazanamıyor. Yani çok değişik bir vergi sistemi var. %35 lüks tüketim vergisine giriyor yani, öyle düşün. Yani %35 diyorum bak. Abi sen iPad Air'i mi atıyorsun? Bu gerçek soru değildi. Gerçek sorum şu abi, General Mobile yetkililerinden Elite istesen ve incelesen çok iyi olur. Ayrıca izliyoruz abi. Ben General Mobile yetkililerini hani kendileri izliyorsa bilmiyorum da ulaşamıyorum. Onlar ulaşabiliyorsa bana ulaşsın. Bir telefon numarası var. Arıyoruz. Servis, 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 servis deyip başka bir şey olmuyor. Kimseye bağlanmıyor. Ama bir tanıdık mandık varsa ya da sizde varsa almışsanız gönderin, inceleriz. Yani kendilerinden bir şey, bir iletişime geçemedik. Mobil oyunlarda EA mi daha iyi? Game Loft mu daha iyi? Game Loft daha iyi mobil oyunlarda. Bence. Abi General Mobile'a KitKat gelecek ise Samsung S3'e neden gelmiyor demişsin? Çünkü Samsung senin o telefonu kullanmanı artık istemiyor. Adam çıkarmış 5 serisi, sen hala S3'tesin diyor. Yavaş yavaş bunları böyle atıyor atıyor ki sen hala o yüzden telefonu değiştir diye. Telefon alacağım, bana önerebileceğim bir şey var mı diyorsunuz? Ben telefoncu değilim arkadaşlar. Ben telefonun sadece kamerasına bakan bir insanım. Ha bu arada Mustafa Berke Akbaş sordu bu soruyu. Ona bir cevap vereyim. Hani KitKat falan diyorsun da hani telefon seninle konuşup oturup tavla falan oynamıyor KitKat kurunca. Normal yine aynı şekilde duruyor. Çok da tın yani aslında. Ya o yüklenmesine bakıyorum, o kadar değil. Atarına sokarım lan demiş birisi. Adı da Kolpaymış. Evet. Kendi adınla. Raise iPhone jailbreak atsak iyi mi olur kötü mü olur? Oğlum legal bir yer lan burası. Biz boşuna mı para veriyoruz bütün uygulamalara? Bana şimdi bunu söyletireceksin. Abi YouTube'da nasıl para kazanılıyor? İzlemeden mi yoksa reklamlardan mı? İzlemeden para kazanılmıyor. Onu söyleyeyim. Hani orada reklam çıkıyor ya. Oradan tıklayacaklar reklamlarına, ancak öyle kazanılıyor. Mert Çürükoğlu sormuş. TA kırdığın teknolojik aletler sıfır mı ve bu ürünleri kendiniz mi alıyorsunuz? Sıfır teknolojik aleti niye kırayım bir? Ben bir kere kırdım. O da Samsung'tu. O da kendi tabletimdi benim. Demek ki kendim almışım. Oğlum bir başkasının tabletini niye kırayım ben? Deli mi sikti beni? Samet Bayram şenlendirmiş buraları. Kate Upton'ın en çok neresini beğeniyorsun?
Evet. Dur lan soru cevaplayacağım. Oyalama beni. Mert Altınay demiş. Yara Yering içer miyiz abi? iOS mı Android mi? Demiş. Yara Yering içer miyiz demişin. Ben sana şimdi ne desem boş ya. iOS mu Android mi sorusunda bu arada da hani ne desen ne desin boş. Hani sağlamlık şey açısından, uyumluluk açısından tabii ki de iOS. Ama uygulama çokluğu açısından da Android. Serdar Gücüklüoğlu sormuş. Kolay gelsin abi. İleride teknoloji diye bir şeyin kalmadığını farz edelim. Ne iş yaparsın? Mağaraya giderim lan. Mağarada yaşarım. Abi şu 33'ü ne zaman tanıtacaksın demiş Kaan Demircioğlu. Hadi tamam tanıtacağım lan tanıtayım. Emrah Yaşar sormuş. Bulut server mı yoksa FTP server mı falan demiş. Tabii ki de bulut. SAP mi? Oracle mı demiş. Oracle. Linux versus Windows demişsin de Linux dediğin senin Linux herhalde. Bilmiyorum ya da ben duymadım daha önce. Java mı? .NET mi demişsin. Java. MVVM, makine makine. Oraları TDK baksın. Benim işim değil orası. Ahmet Bozkurt sormuş. Aga şu Game of Thrones karıyla kızla olacak iş değil. Teknoloji erkek işi. Kızlar elinin hamuruyla karışmasın. Gözünü seveyim sen hallet şu işi demişsin. Şimdi kız söyleyeceğim ben. Teknolojik bir şey değil zaten. Kızlar da oynanıyor. Onların da akıllı telefonu var. Kalkıp çip icat ettirmiyoruz yani kızlara ki erkek işi kız işi diye bir şey de yok ayrıca. Onu da söyleyeyim. Fikret Şimşek sormuş. Şeytan taşlama sırasında ölen hacı adayları hakkında ne düşünüyorsun diye. Valla yanlışlıkla Kabe'yi falan taşlamışlar herhalde ne bileyim. Game of Thrones'daki ablamız sana diss attı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Canı sağ olsun. Berkay Çelik sormuş. Teknopat'a neden sataştınız? Geçen onunla ilgili bir yorum bekliyorum şahsen. Berkay biz o siteye sataşmadık. Sadece dedik ki hani inceleme 55 dakika var. Bir 7 dakika var. Artık hani herkes hızlı izin incelemek istiyor falan filan. Ki o kefs hazırlık zaten. Teknopat falan bir ismi geçmedi. Hani isimlerini belirtmedik bile. Onu millet çıkardı birisi şu bu diye. Oradan çıktı o muhabbet. Sonra zaten kaldırdım ben o kapısı. Hani sataşma muhabbeti olmasın diye. Millet de angut gibi atladı. Yok buna sataştın, yok şuna sataştın. Ayrıca hakikaten sataşacak olacak olsaydım. Ciddi söylüyorum bunu. Prim yapacak olsaydım. Tekno seyriye sataşır. Oradan prim yapardım. Ki başkalarının vakti zamanında yaptığı gibi. Onu da bil. Haydar Ayas yazmış. iPhone'da kalp yapmış. Aynen. Biz de kendisini seviyoruz zaten. iPhone'da tanıtır mısın demişsin. Tanıtırım. Cihan Arslan demiş. Abi lütfen bana cevap ver. iPhone 5C aldım. Herkes Z ile yazmışsın. Şunu herkes olarak şunu bir oturtun artık. Keşke 5S alsaydın diyor. Arasındaki farkları söyler misin? Yani ha 5 almışsın ha 5C almışsın. Zaten ikisi aynı birisinin plastik kasası. Demek ki 5S daha iyi. Bu kadar basit. 5S mi almalıydım? Bence evet param varsa alsaydın. Mesut Sarıkan demiş. Deep Web hakkında. Ya şu Deep Web çok soru soruyorsunuz. Bilmiyorum girmeyin s**kerler diyorum. Bak adamlar videosunu çekti o kadar. Bir saat boyunca 3 bölüm oturun izleyin Deep Web nedir diye yazın. İlk aldığım telefon demişsin. İlk aldığım telefon Alcatel'di. Turuncu antenli büyük. Unuttum modelini. Discovery KitKat güncellemesi ne zaman gelecek demiş Mesut Tüylüoğlu. Bilmiyorum. Meriç Köybaşı abi Game of Thrones'i sen sıçarken çeksene demişsin. Oğlum nasıl bir sapıksınız lan siz? Teknolojiyle... Abdi Soylu sormuş son kez. Abi bir de şu 4 çekirdekli tabletlerin içindeki o 4 çekirdeği açıp bize tanıtır mısın demiş. Tanıtırım valla bulursam bir tane de. Şimdi hani tablet kalmıyor bir süre sonra kırdıkça. Ama gelirse tabii ki de elbet bir gün kırıp kırıp size bunların içini gösterebilirim. Yeni tablet alırsam üstüne falan. iOS 8 ne zaman çıkacak demişsin. iOS 8 Eylül-Ekim gibi gelir. Gelirse Ekim'e kadar tabii gelmezse çıkmayacak. Arkadaşlar dediğim gibi hani 260 yorum var. Teknoloji alakalı soru yok denecek kadar az. Şu grubu siz mahvediyorsunuz bakayım yanlış. Oğlum grupta kimse kasıntısı olmasın ya. Onu söyleyeyim hani bu Facebook grubunu biz hani size teknoloji dayayacağız diye yapmıyorduk. Yani öyle bir amacımız yok. Hani siz neye gülüyorsunuz? Biz onlara gülüyoruz zaten. Onları da paylaşıyoruz. İlla teknoloji grubu diye takip etmeyin. Teknolojiyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız webteknoloji.com'a girin. Facebook'tan değil. Teknoloji nedir abi? Şunu da söyleyeyim son kez. TC Onur Aslantaş. Nikli arkadaşım demiş ki Twitch TV'den HD kalitede canlı yayın yapabilmek için nasıl bir altyapı lazımdır abi? Demişsin onu Türkiye'de yapacak internet yok. Öyle söyleyeyim ben sana. Download, upload hızı nasıl olmalıdır? Seçilmesi gereken internet türü nedir? İşte o internet türü seçilmesi gereken bizde yok. Maalesef. GTA 5 mi Watch Dogs mu diyor, demişsin. İkisi bambaşka. İkisi de yani ya. O da olur, o da olur. Beni aşağıda görmüş olduğunuz Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu Facebook'ta ben bunu göremedim, yazamadım, soru soramadım. DM varsa da şu beğen butonu var ya. Facebook'taki. Aklınıza gelen espri yapmayacağım. O beğen butonunu oraya tıklayın. Alt tarafında ilgi alanlarım ekle diye bir şey çıkıyor. Onu yaparsanız sayfaların paylaşıldığı zaman şeyleri görebilirsiniz. Çünkü Mark Zuckerberg denen kıvırcık anasını s**ti. Öbür türlü para almadan size paylaşımları göstermiyor. Siz beğenseniz bile grubu. Onu da ayrıca belirteyim. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Lan YouTube açıldı bu arada. Takip edin.